Evet, merhaba tekrardan. Yine düşüyordu. Yine düşüyorum. Şimdi neredeyiz? Neredeyiz? Tabii ki de Truva! Çanakkale'deyiz. Truva antik kentine geldik. Eski adıyla Troya. Milattan önce 3000 yılına dayanan bir geçmişi var. 10 tane şehir kurulmuş bu alanda. 3500 yıllık bir süreçte. Milattan önce 3000'den, milattan sonra 400 yılına kadar 9-10 farklı medeniyete kentlik yapmış. Başkentlik de yapmıştır. Truva atını gördüm. Şimdi az önce içine girdim. Pek bir şey yok. At yenilenmiştir muhtemelen zaten. Evet, şu anda milattan önce 2. ve 3. yüzyılda inşa edilen Troya Grek Roma çağı tapınak alanının dış çevre duvarı kalıntıları üzerindeyiz. Troya'yı gezmeye devam ediyoruz. Troya'yı gezerken ben de size Paris ve Helen'in aşkından bahsedeyim. Hatırladığım kadarıyla, tabii benim de tam hakim olduğum bir konu değil. Bölgede yaşayan Zeus bir etkinlik, böyle bir düğün gibi bir şey düzenliyor. Bütün tanrıları, kralları davet ediyor. Fakat Nifak tanrısını davet etmeyi unutuyor. Adı üstünde Nifak tanrısı. Bunun altında kalır mı? Kalmaz. İlla ki bu törene bir nifak sokacak. Ondan sonra törene gelmeyecek tabii kendisi, bir elma gönderiyor. Daha sonra bu elmada dünyanın en güzel kadınına diye bir not var. Bu elmayı Troya kralının oğlu Paris en güzel kadını ulaştırması için Afrodit'e veriyor. Afrodit de bunu sen git Sparta kralının karısı Helen'e ver. Ondan sonra Helen'le Paris aşk yaşıyor. Daha sonra Sparta kralının eşi Helen Paris'le birlikte Troya'ya saklanıyor, Troya'ya kaçıyorlar. Daha sonra Sparta kralı bunun üzerine tabii Troya'ya savaş açıyor. Bundan sonra da işte savaşta bu Truva atı taktiği kullanılıyor. Daha sonra Truvalılar galip geliyor. Şu anda kale savunma duvarlarının önündeyiz. Burada bir kale rampası var. Şöyle göstereyim hatta. Evet, bu kalenin giriş rampası. Yani şu an böyle hayal edin, buradan tahta tekerlekli at arabaları falan geçiyor, içeriye gidiyor. Troya'nın 5. kalesinin güney ucunda büyük savunma duvarının üzerinde durmaktaymışız. Doğu duvarında olduğu gibi burada da sadece üst yüzeyi gözüken duvarın orijinalinden yaklaşık 5 metre yüksekliğinde olduğunu hayal edin. Evet, burada biraz bir şeyler daha fazla sağlam kalmış. Bayağı bir şehir yani burası. Evet, şu anda küçük tiyatroyu görmektesiniz. Odeon, müzikli gösteriler, konferanslar ve diğer etkinliklerin yapıldığı Roma Odeon'un önünde duruyoruz.
Troya'dan sonra Troya'ya geldik. Troya gerçekten kocaman, devasa bir antik şehir. Fakat dediğim gibi kalıntılar çok eski olduğu için çok fazla mimari yapı korunamamış. Bolca vakit geçirilip böyle okuyup dinleyerek o tarihi yaşayabilirsiniz. Yani burada bir rehber eşliğinde gezersen gerçekten o tarihi de hissedebilirsiniz belki. Güzel yere konumlanmışlar. Sol tarafı Ege, sağ tarafı Çanakkale Boğazı. Yani şöyle Boğaz'a doğru dönüp baktığınız zaman çok güzel bir konum. Pelin beni bekliyor, güneşe çıkmadı o. Şimdi endişelenmiş, ayağa kalkmış, beni arıyor. Merhaba. Gezdin mi? Yok. Gölgede oturdum. Maşallah yani. Ne gezdim o kadar gelmedi. Bu çok büyük. Bayağı büyüktü yani. Evet, buranın tuvaleti temizmiş, öyle diyorlar. Yorumlarda okudum. Her şeye rağmen tuvaleti için gelinir falan diyenler vardı valla. Evet, müzeye girdik. Şimdi müzede fotoğraf video çekmek yasak değilmiş normal. Çekebiliyoruz. Biz de sizin için güzel bir çekim yapmaya çalışacağız. Bakalım. Maskeyi çıkartmıyoruz. Maske önemli. Kapalı alanda kesinlikle takıyoruz. 3 katlı bir müze galiba. Şimdi en üstten başlayıp aşağı doğru gideceğiz. Bakalım neler varmış. Troya dönemine ait kullanılan eşyalar. İğneler, tabaklar, çanaklar, heykeller. Hangi döneme ait acaba? 19. yüzyıl sonu. Pişmiş toprakmış. Çok güzel yapmışlar ha. Şuna bak. Kaça satarlar acaba şu meyve tabi? Karabiligen. Bu adam Troya ile bayağı ilgilenmiş herhalde. Bilegen Troya'yı Troya yapan adam olmuş yani. Bütün kızları başlatan. Bunlar kırılmışlar. Sırlı kase. Ha, bu da oyuncak. Eski oyuncaklar böyleymiş demek. Şimdi çok gelişti tabi, tabletler mabletler var.
Aa, küpeleri gördün mü? O zaman da aynı tipmiş. Evet, kafalara geldik. Bakalım bu kime benziyor? Pek bizle alakası yok. Bu bir çocuk. En sağlamlarından biri bu herhalde. Milattan sonra 1. yüzyıl. Ne kadar net yapmış. Helenistik çağa ait heykeller. Yüzük. Üzerinde Athena'nın simgesi olan diker. Evet, bu müzik aleti. Milattan önce 5. yüzyılda kalma bir müzik aleti. Burada bir kandil. Ve devasa bir mezar. Allah, korktum. Kim bu, Helen mi? Ha? Hiç azarlamadım. Sarayda biri çıkışacak olsa ben uzaylı bana dönüştürdüm. Elçilerim. Evet, Helen'le canlı bağlantı sen gerçekleştiriyoruz. Bunu şarttı. Kapatak. Helen, sesin az geliyor. Biraz mikrofon açsın. Ne tarihsiz yaşıyor. En genç böyle senden yaşadım sana. Hatta sırt çekiyor. Helen ise bunu... Bu neymiş ya? Pişmiş toprak.
O canlandırma 3 boyutlu. Çok iyi. Evet, sonraki videolarda görüşmek üzere.